Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hafta sonundayız. Havası soğuk. Hafiften de yağmurlu arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün artık yavaş yavaş kuşlarımızı ayıracağız. Yavrularımızı. Artık sezona yavaş yavaş hazırlığa başladık arkadaşlar. Öncelikle bu videomuzda daha doğrusu yavru kuş nasıl uçar, işte bir kuşu yuvaya nasıl alıştırırız, bu gibi sorular sık sık bana soruluyor arkadaşlar. Durmadan aynı şekilde cevap vermeye çalışıyorum ama artık yani bu videoyu izleyerek ya bu soruların cevabını alacaksınız yani arkadaşlar. Artık yani bu soruların cevabı bu videoda. Sizden rica ediyorum. Hani bu videoyu artık izleyin, takip edin. Sizin bu sorularınıza cevap verecek bu video arkadaşlar. Yani bir yavru kuş yuvaya nasıl alıştırılır? Yeni bir kuş alırsanız nasıl alıştırırsınız? Yavru kuş ne zaman uçurulur? Nasıl uçurulur? Hedefe nasıl alıştırılır? Her şey bu videoda var arkadaşlar. Lütfen bu videoyu izlesinler. Bu videoyu takip etsinler. Ve bu sorunun cevaplarını alsınlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yavrularımız var. Birkaç tane. Şurada beyaz yavrularımız var. Onun yanında Sami yavrumuz. Sabını yavrularımız var. Bildiğiniz gibi. İki tane sabını yavrumuz var. Şurada biri, burada. Şimdi onları ayıracağız arkadaşlar. Yeni kümes yaptım. Yani uçum kümesine koyacağız onları. Onları yavaş yavaş yuvalarına alıştıracağız. Hatta şöyle uçum kümesini de göstereyim. Hatta şurada goldlarımız var. Miskimiz var yanında. Onları şimdi kanatlarını bantlayıp öbür uçum kümesimizi alacağız arkadaşlar. Artık yavaş yavaş sezona giriş yapmaya başlayacağız. Bir öbür yuvayı bir göstereyim. Evet, uçum kümeslerimiz burada. Kümeslerimizi temizledik. Hazır yani arkadaşlar. Izgaralarını serdik, temizledik. Çatısını yaptık. Güzel örttük onu. Rüzgardan, yağmurdan koruması için. Burada da var bir tane. Buraya koyduk bir tane kuş. Şimdi o kuşlarımızı alalım. Yavaş yavaş kanatlarını bantlayalım. Evet arkadaşlar. Elimizde şöyle bir yavru bir susami var. Bakın. Daha hiç uçmadı yani. Şimdi hep soruyorlar bana. Yavru kuşu ne zaman uçuracağız diye. Hiç elime de almadım. Kuş şu an çok şey. Zaten çok fena bir tüye girmiş yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle tüylerini görüyordursunuz. Her zaman soruyorlar. Ben her zaman cevaplıyorum ama bakın. Artık bu videodan sonra o soruları sormazsınız herhalde. Şurada gördüğünüz gibi ilk fake'ini attığı zaman, şurada ilk fake'ini atmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk fake'ini attığı zaman şu fake'ini, kuş uçuma hazırdır arkadaşlar. Yavru kuş. Şimdi biz bu kuşumuzun kanadını bantlayacağız. Bakın arkadaşlar, biz yani çoğu insan bantlamaz ama ben bantlıyorum. Çünkü benim yuvam yerde. Hedefe alıştırmam lazım. Yuvaya alıştırmam lazım. Hedefim biraz ters bir yerde kalıyor. O yüzden ben %100 garanti olsun diye arkadaşlar çift kanat bantlıyorum. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tanesini alıyorum arkadaşlar. Hatta 4 tanesini de alsanız olur. 4 veya 5 tane kanadını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sıkı bir şekilde bantlıyorsunuz. Ben bu videoyu defalarca çektim arkadaşlar. Yine çekiyorum. Çünkü o kadar çok soru geliyor ki. Şimdi bir tane de susamimiz var. Videosunu çektiğimiz sabunlar var. Onları da alalım. Bakalım. Bunlar da yumurtadan uçuma diye
videosunu çektiğimiz sabuniler. Yaklaşık 2 aylık falanlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, bunlar da videosunu çektiğimiz sabuniler. Onları da bantlıyorum. Ya çift kanadı, tek kanadını da olur da çift kanadı arkadaşlar daha garanti. %100. Çünkü daha tam zamanı gelmedi arkadaşlar. Daha tam vakti değil. Havalar daha tam ısınmadı. Şu an bizim buralarda gökdoğan mevsimi. Gökdoğanlar daha göç etmediler. Yani birçok sıkıntı var. O yüzden kuş kaybetmek istemiyorum. Yani kuş çatılarda, damlarda, sağda solda kuş aramak da istemiyorum. O yüzden en garantili yöntem iki kanadını birden bantlamaktır arkadaşlar. İki kanadını birden bantlıyorum yani. Böyle daha güzel oluyor. Ama çatıda besliyorsanız yani alıştırmak daha kolay. Ya aslında böyle de alıştırırım ama yuvaya alıştırmam lazım. Çünkü uçum kümesi ayrı olduğu için uçum kümesini alıştırmak biraz sıkıntı. Hedefte uzak biraz kümesten. Ya böyle daha garanti yani arkadaşlar, ama çatıda besleyenler iki kanadı birden bantlı olursa yere düşürdükleri zaman kuşu bulamayabilirler yani arkadaşlar. O yüzden iki kanadını birden bantlarken yerinize ve yuvanıza göre bantlamanızı tavsiye ederim. Benim gibi yerde bakıyorsanız iki kanadını birden bantlamak en verimlisi. Evet arkadaşlar, kısmet olursa bu Gold serilerini de uçuracağız. Gold serisi arkadaşlar, bunları da uçurup göreceğiz. Bunların bakın bayağı bir zamanı geçti ama dediğim gibi tam kış mevsimine denk geldi. Bunlar sonbaharda çıktı yavrular ama yani uçuracağız ve de bunları göreceğiz arkadaşlar. Merak ediyorum çünkü bunlar miski kuşunun yavruları. Böyle kaplama miskiler oluyor ya, bağlı göğüs. Bunları mirocular çok seviyor bunları. Bu miroların altından geliyor böyle kuşlar, bu renk tarzda kuşlar nadiren. Bakalım. Bunların anneleri babaları oyun kuşu. Oyun kuşuymuş. Biz de göreceğiz. Tabi bantın ucunu bulabilsek arkadaşlar. Maalesef bantımızın ucu kaçtı. İşte aslında bir kişi daha olsaydı yanımızda bize yardım eden. Neyse, bu tek kanat salalım. Bantın ucunu bulayım bakayım arkadaşlar. Tek elle çünkü zor oluyor. Hani uğraşıyoruz, sizin için uğraşıyoruz. Bulduk mantın ucunu. Alalım da olsun. Kuşları ele almadığım için kuşlar biraz hani yakalaması, elde durması zor, sıkıntılı. Şimdi biz bunları bantlıyoruz. Bunlar 3-4 gün yuvaya alışacaklar. Tabi daha bir dahaki hafta sonuna kadar yuvaya alışmaları lazım, yerlerine. Şimdi susamı attık. Bir de beyazlarımız var arkadaşlar. Beyaz yavrularımız var. Bunlar tam kış yavrusu. Bu sabunilerden sonra
yeme atladı bunlar. Sabunilerden ufaklar. Hatta o videoda yuvada gözüküyor bunlar. Bunlar hastaydı. Yani hasta değil de rahatsızdı. Biliyorsunuz rahatsız kuşların kuyruklarını kesiyoruz. Kuyruklarını kestik bunların. Kendilerini toparladılar. Şimdi de ben de onların kuyrukları gelmesi için uçuracağız ya. Kuyruklarını çektim. 15-20 gün artık kuyruklarını dizerler. Bayağı çıkmış kuyrukları. Artık yani bu yavrular tam mevsiminde tüyünü hazırlamış bir vaziyette. Uçuma hazır olacaklar arkadaşlar. Bunun var bir tane daha kardeşi var. Onu da alalım. Bunda var kardeşi bir tane. Bu da onun yumurta kardeşi. O da kuyruksuz. Onu da bantlayalım. Umarım görüyordursunuz. Ben kamerayı koydum öyle ama nasıl bantladığımı. Dediğim gibi tek elle zor oluyor. Bu da tamam. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Beyaz var iki tane. İki tane sabuni. Gold miski var. Bir iki tane daha susami yavru var. Onları da ben bantlayayım arkadaşlar. Onları da bantlayayım. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ayırdık. Bayağı bir kuş oldu. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Bir tane daha var. 12 tane kuş arkadaşlar. 4-5 tane susami, 2 beyaz, 2 sabuni, 1 gold, bir de miski. Kuşlarımız bunlar. Yavrularımız ayırdığımız. Tabi ayırmadığımız bazı yavrular daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 2 tane beyaz yavrumuz var. Bakın. Şurada bir sabuni yavrumuz var. Bizim çalışma kuşumuz var, dumanlılar. 2 tane onların yavrusu var arkadaşlar. Şurada var bir tane yavru beyazımız. Hani bunlar daha ufak. Aslında pek yeme düşmüş sayılmaz ama şurada var bir tane yavrumuz. Şurada var iki tane dumanlıların yavrusu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani bunları kaldı yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bayağı maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar. Bayağı yavrumuz var orada. Ayıracağımız daha. Onlar daha kalsın. Onlar da gerçi yemiyorlar ama gerek yok. Yani daha ufaklar. Biraz daha kendilerine gelsinler. Toparlasınlar. Çünkü kümes değişikliği yavru kuşlarda sıkıntı yaratır arkadaşlar. Hani çok küçük yaşta yavrulara sıkıntı yaratabilir. O yüzden fazla zorlamadan kuşlarımızı. Bunlar bize yeter zaten şimdi. 11 tane kuşumuzu. Bunları kümeslerine koysak. Bunlar bize yeter de artar bile arkadaşlar. Bu yuvamızı kapatalım. Şimdi bunları öbür kümesimize atalım. Şurada bir yavrumuz var. Pişik büyüdü. Aslında yaş itibariyle çok büyük bir kuş ama pişik büyüdüğü için arkadaşlar hala öyle pişik bir vaziyette duruyor. Evet arkadaşlar kümesimize getirdik. Burada bir tane eski kuşumuz var. Bizim dumanlı dişimiz. O eski kuş. Onu koyalım oraya. Onlara rehberlik edecek o. Ama onu da kanatlarına bantladık. O da uçmasın diye. Şimdi hepsini tek tek yuvaya salalım yani arkadaşlar. Şimdi kanatları ikisi de bantlı olduğu için hiçbir endişemiz, telaşımız yok yani arkadaşlar. Tek tek batlı olması işte bu yüzden güzel. Kuşlarımız çıksalar bile uçamayacaklar. Sağda solda duracaklar yani. Gir içeri. Gel içeride. Tamam.
kuşlarımız yuvada. Arkadaşlar bakın, yuvaya koyduk kuşlarımızı. Burada tünekleri falan var. Beni zaten takip edenler bilir. Bunlar bizim uçum kümesimiz. Şimdi suluk koyacağız. Yemlik koyacağız. Artık bir dahaki hafta sonuna kadar bunlar burada duracaklar. Kendilerine yer yapacaklar. Hafta sonu da burada dışarıya alıştıracağız. Hedefimiz bakın şurada. Hedefte yemlemeyi öğreteceğiz. Hedefte yemlemeyi öğrettikten sonra kanatlarını salacağız. Ondan sonra yavaş yavaş kanat idmanı, hedefe alıştırma, hafif hafif uçurma derken kuşlarımızı artık sezona giriş yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kuş nasıl alıştırılır, yavru güvercin ne zaman uçurulur, nasıl uçurulur, hedefe nasıl alıştırılır, bunları merak eden arkadaşlar bu videoyu takip etsinler. Çünkü bu videoda sorularının cevaplarını alacaklar inşallah. Bizi daha önceden de takip eden arkadaşlarımız da kuşlarımızın nasıl uçtuğunu, neler yaptıklarını hepsini görecekler. Beyazlarımızı, dumanlılarımızı, susamilerimizi, sabunilerimizi nasıl uçtuklarını, nasıl oyun yaptıklarını, neler başardıklarını hep beraber bu videoyu takip ederek, bu Tatar Sedat kanalını takip ederek hepsini görecekler arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kuşlarımızı koyduk. Artık yavaş yavaş ısınma hareketlerine başlıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.